Şimdi geldik en büyük, en küçük değer bulmaya ve simetri eksenini yorumlamaya arkadaşlar. Parabol nasıldı grafikleri? Ya böyle ya da böyle. Eğer kollar aşağı bakıyorsa bu parabolün, buraya tepe noktası demiştik. Bu parabolün K'sı en büyük değer. Eğer parabolün kolları yukarı bakıyorsa yine buraya da tepe noktası diyoruz. Buradaki K değeri en küçük değer. Demek ki bir parabolde ya da parabolik bir ifadede en büyük ya da en küçük değeri bulmak için ne yapacağız? Arkadaşlar, parabolün tepe noktasının K değerini bulacağız. Şimdi soruya baktığımızda parabol bunun neresinde diye düşünebiliriz. Bunu normalde arkadaşlar mat 1'de de nasıl yaptık? İşte dedik ki toplamları mesela mat 1'de bir soru yazalım. Toplamları 60 olan iki sayının çarpımı en fazla kaçtır? Mat 1'de nasıl yapıyorduk bunu? En fazla olması için sayıları yakın seçiyorduk. Yani bir tanesini 30, diğerini 30 alırsam 30 çarpı 30 900 diyorduk. Şimdi burada da parabolik bir şekilde yazmak istersek bir dikdörtgen varmış. Dikdörtgenin çevresi 120'ymiş arkadaşlar. Yani ben buraya x dersem, buraya da y dersem x artı y'nin iki katı yani çevresi 120'ymiş. Buradan x artı y'yi ne buluruz arkadaşlar? 60. Şimdi alan nedir? Çarpımlarıdır. X çarpı y'dir. Peki şu an x çarpı y'yi ben sadece tek değişkene düşürebilir miyim? Örneğin y sayısını çeksem y nedir? 60 eksi x'tir. Buradaki x çarpı y gördüğüm yere 60 eksi x yazarsam artık benim alanım parabolik bir fonksiyon olacak. Bunun alacağı en büyük değeri istiyoruz. Şimdi buna ben fx diyelim. Fx'in en büyük değeri önce x eşittir r'yi bulup sonra k'yı bulunca gerçekleşecektir. R nedir arkadaşlar? R tepe noktasının apsisi. Tepe noktasının apsisi aynı zamanda bunu bir denklem gibi düşünürsek köklerin aritmetik ortalaması diye de bulabiliriz. Yani fonksiyonu şöyle de yazabiliriz. Eksi x kare artı 60x buradan r eşittir eksi b bölü 2a'dan 30 da diyebiliriz veya köklerin aritmetik ortalaması da diyebiliriz. Yani kökün bir tanesi 0, 0 eşitlemiş olsam kökün diğeri 60. Buradan ikisinin aritmetik ortalaması r'yi verecek. R'yi buradan da 30 bulabiliriz. Demek ki bu ifade en büyük değerini r eşittir 30'da yani x eşittir 30'da alacak. X yerine 30 yazdığımızda 30 çarpı 30'dan 900 diye bulacağız arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi burada direkt parabolün kendisini vermiş. Yerden yüksekliği en çok kaçtır demiş. Yani yine bize neyi soruyor? Arkadaşlar buradaki k'yı soruyor. Yani buradaki h max nedir arkadaşlar? Tepe noktasının k'sıdır. Yani k nedir? H max'tır. Şimdi önce r'sini bulalım. R'si nedir? Eksi b bölü 2a'dan 20'dir. K'sı da h 20'dir. 20 yazarsam eksi 400 artı 800'den h maksimiz yani k değerimiz 400 çıkacak. Gelelim bir sonraki soruya. Bir tüccar x liraya aldığı malı y liraya satmaktadır. X ile y arasında bağıntısı varmış. Tüccarın kârı en çok kaçtır? Şimdi buradaki öğrencinin hatası direkt kârı bu fonksiyon alıyor. Yani bu parabol alıyor. Fakat kâr nedir arkadaşlar? Kâr satış eksi alıştır. Yani cepten çıkan parayı cebe giren paradan çıkartırsam kârı bulmuş olurum.
Şimdi arkadaşlar satış neymiş? Y'ymiş. Alış da neymiş? X'miş. O zaman Y'den X'i çıkartırsam bu Y'den X'in çıkmış haline FX diyebiliriz. Şimdi Y bu. Bundan X'i çıkartırsam ne olur? Eksi X kare artı 12X artı 40. Bunun alacağı kar en fazla kaçtır diyor. Yani yine K değerini soruyor. Niye en fazla diye sormuş. Çünkü kollar aşağı bakacak. Yani K değeri en fazla olacak. O halde önce R'yi bulalım. R nedir? Eksi B bölü 2A'dan 6'dır. K'da x yerine 6 yazarsam fonksiyonda eksi 36 artı 72 artı 40. Buradan 36 artı 40'tan 76 çıkacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Baran bir bilimsel dergide kesilen karpuzun güneşe bir süre tutulması sırasında buharlaşma sonucu karpuzun belli bir süre soğuduğunu, daha sonra tekrar ısınmaya başladığını okumuştur. Bu konuyla ilgili yapılan bir deneyde belli bir sıcaklıkta kesilen ve güneşte tutulan bir karpuzun sıcaklığının santigrat derece cinsinden fonksiyonuyla temsil edilebildiğini görülmüştür. Buna göre bu koşullarda kesilen bir karpuzun sıcaklığı kaç santigrat dereceye kadar düşebilir diyor. Bakın bu sıcaklık fonksiyonu, sıcaklık parabolü. Yani bunun en fazla ne kadar düşeceğini soruyor arkadaşlar. Yani bakın T neymiş? Yani fonksiyon sıcaklığı neye bağlı? T'ye bağlı. Şimdi önce R'yi bulalım. R nedir? Eksi B bölü 2A'dan 1'dir. O zaman K nedir? Fonksiyonda yerine yazarsam 1 eksi 2 artı 12'den ne çıkacaktır? 11 çıkacak. Yani bu karpuzun sıcaklığı en az 11 santigrada düşecek. Sonra tekrar yükselecek. Mesela sıfırıncı anda tam kestiğimiz anda nedir? 12 santigrattır. 1 dakika sonra 11'e düşecek. Yani sıcaklık düşecek. Ondan sonra yine artmaya devam edecek. Örneğin 3. dakikada ne olacak? 9 eksi 6'dan 3. 3 artı 12'den 15 olacak. Yani 3 dakika geçince 15 santigrat olacak. Cevabımız 11 arkadaşlar. Aşağıda genişliği 20 santim ve derinliği 12 santim olan bir kasenin kesiti verilmiş. Duvar ve zemin koordinat eksenleri olarak alındığında kase kesitinin parabolik denklemi ne olur diyor. Yani bunun parabolik ifadesini soruyor. Şimdi grafiği verilmiş. Grafikte neler verilmiş? Tepe noktası verilmiş diyebiliriz. Tepe noktamız ne? 10,0. Başka ne verilmiş? Başka. Sıfır yazdığımızda 12 olacağı. Yani şurası 12 birimse şuradaki noktamız nedir arkadaşlar? 12'dir. Sıfırken 12. Yani f0'ımız 12. Şimdi burada arkadaşlar fonksiyonu şöyle yazalım. Tepe noktası belli ise a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatında yazıyorduk. A yerine a yazalım. R yerine 10 yazalım. X eksi 10 bunun karesi. K'sı da burada 0 olduğu için artı 0 yazalım. Ki yazmayalım bunu da. Buradan fonksiyonu bu şekilde buldum. Peki a'yı nasıl bulacağız hocam? X yerine 0 yazdığında 12 olmuş. 12 eşittir. Yani f0'ımız 12 eşittir. A çarpı 100. Buradan a'yı kaç bulacağım? 3 bölü 25. A'da fonksiyonumuz neymiş? 3 bölü 25 çarpı x eksi 10'un karesidir.